Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bana gelen YouTube sayfasından, youtube.com ses eğitimi sayfasından bana gelen soruları yanıtlayacağım. Çok farklı konularda sorular sordunuz. Ben de bunları şimdi ağır ağır sizlere açıklamak istiyorum. Orada çünkü yanıtlar kısmında size çok detaylı yazmam mümkün olmuyor. Gerek zamansızlıktan gerekse bazı konular yazılamayacak kadar uzun. Burada elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi sorulara döneyim ve başlayalım. İlk sorumuza bakarsam diyor ki, diyafram egzersizlerinin altında Yasin Şengül, günde kaç dakika çalışmalıyım diyor. Şimdi şan çalışmalarında aslında belli bir süre koymak çok doğru değil. Yani şu kadar çalışın, bu kadar çalışın, işte 5 dakika çalışın, 10 dakika çalışın gibi değil. Ben genelde öğrencilerime bütün yaptırdığım egzersizlerden günde 3 set yaptırıyorum. Yani bu setlerde şöyle bir şey, diyafram çalışmalarında biliyorsunuz bir nefes alıp şeklinde harcama size çalıştırma egzersizi verdim. Bir de aynı şekilde kesikli bir şekilde sadece diyaframınızı iyi hissetmeniz için, kuvvetli tutmanız için iki egzersiz verdim. Bunları sırt üstü yatarak yatakta önce, daha sonra bu birer set, bir alt diyafram, bir de aynı şekilde kesikli çalışma. Daha sonra da ayağa kalkarak aynısını bir de ayakta uygulamanızı istedim. Günde bu seti 3 kere veya 6 kere yapabilirsiniz. Bu tercih tamamen size ait arkadaşlar. O nedenle bundan fazlasında ise hani desem ki daha fazla yapın, size direkt olarak çok faydası olacağını düşünmüyorum. Çünkü diyafram egzersizleri, yaptığımız bu çalışmalar aslında tamamen sizin bir şekilde nefesin yerini hissetmeniz, uzun nefesler tutmaya çalışmanız içindir. Ama şarkılar, şarkı söylemek böyle bir şey değil. Yani egzersiz yapmak gibi bir şey değildir. Şarkı söylemek farklı dinamikleri olan ve bu şarkıların içinde aslında diyaframınızı çalıştırarak ayarlamanız gereken bir şey. O nedenle şarkı söylerken nefes alma yerlerini kontrol etmeniz benim için saatlerce yapılan nefes çalışmalarından çok daha değerlidir. O nedenle bu soruya böyle bir yanıt vereyim. Kulak çalışmalarının altında Blok Benzer isimli arkadaşımız, nickli arkadaşımız. Merhaba hocam, gitar çalıyorum fakat gitar hocam müzik kulağın olmasına rağmen bozuk diyor. Bunu düzeltmem için evde ne tür egzersizler yapabilirim demiş. Kulak çalışmalarıyla ilgili olarak evde kendi kendinize yapabileceğiniz şeyler aslında küçük bir orgla tek tek sesleri verip bunları tekrar etmeyle olabilecek şeyler. En basiti ve en kolayı bu. Ha, bir aşama sonrası bir eğitmenle beraber solfej çalışabilirsiniz. Kulak çalışmalarının bence en hızlı ilerleten şekli eğitmenli olandır ve solfej çalışmasıdır. Bu şekilde ağır ağır bile işleseniz, yani çok hızlı hareket etmeden hemen kitabı bitirmeye çalışmayıp ağır ağır kulağınızı oturta çalışırsanız kulağınızda gelişme göreceksiniz. Tabii ki bence bir de çok önemli bir şey, enstrümanınızı iyi çalmaya çalışın. Enstrümanınızı ne kadar geliştirirseniz o kadar kulağınız da gelişmeye başlar. Bu sorunun da yanıtı böyle. Solfej eğitimi videomun altına şöyle bir yorum yazılmış. Hocam tizlere çıkarken zorlanıyorum, ne yapmam gerekir demiş Batur Akgün. Şöyle söyleyebilirim, tizlere çıkarken zorlanıyorsanız arkadaşlar, şimdi daha önce bir eğitim almadıysanız, ilk defa bu işi yapıyorsanız, evde gitar çalıp şarkı söylüyorsanız veya enstrümansız akapella şarkı söylüyorsanız bile tizlere çıkmayı zorlamak, tizlerle ilgilenmek çok doğru olmayabilir. Çünkü yanlış bir şeyler yapabilirsiniz. Sesinizi zedeleyebilirsiniz, zorlayabilirsiniz, boğazınız yanabilir, acıyabilir. Ben hep şunu öneriyorum. Öncelikle bu işe başlarken, yani bir şarkı söylemeye çalışıyorsunuz, şarkının tiz notları da var. Onları vermeye çalışıyorsunuz fakat zorlanıyorsunuz. Bence ya tonu daha aşağı düşürün ya da o şarkıyı söylemeyin. Daha kolay bir şarkı seçin kendinize. En azından sesinizi bu şarkı söyleme sürecinde koruyarak bu işe başlamış olursunuz. Yarın öbür gününde iyi bir eğitmenle bu tiz notları veya söyleme çalışmalarını yaparsanız en azından sağlıklı bir şekilde, kontrollü bir şekilde başınıza bir şey gelmeden geliştirmiş olursunuz. Çünkü maalesef bu işe başlarken kendi kendinize çalıp söyleme dönemlerinde maksimum yüklenme vardır. He de bir de yaşınız gençse, yani elinizden geldiğince yüklenirsiniz sesinize, tizlere bastırırsınız çıksın diye. Fakat
Bu her zaman olumlu sonuç vermeyebilir. Evet, ben derslerimde hep şunu diyorum. Diyorum ki arkadaşlar, bir çocuk gibi olun. Enerjiniz yüksek olsun. Şarkı söylerken bağırın, çağırın. Ses çıkarmak için mücadele edin. Bu enerjinize sahip olmazsanız güzel şarkı söyleyemezsiniz zaten diyorum. Ama bu da kontrolsüz bir şekilde tamamen kendini kaybederek ses vermeye çalışıp sesi yormak anlamına da gelmiyor. O nedenle iyi bir denge lazım. Bir sorumuz var. Melike Aksoy diyor ki, hocam ben aslında sesimi şarkı söylerken bayağı yükseltebiliyorum. Ama çok ince çıkıyor. Ne yapmam lazım? Yani gırtlağımı nasıl yönetebilirim diyor. Yani orijinal bir soru aslında. Yani anladığım kadarıyla, çünkü sesi yükseltebiliyorum dediğine göre ince seslere çıkabiliyorum anlamına geliyor muhtemelen. Ama çok fazla ince çıkıyor diyor. Şimdi yaşınızın kaç olduğunu bilmiyorum. Burada detaylı bir bilgi vermemişsiniz ama 18-17 yaşlarına kadar ses zaten oturma döneminde. Bundan önceki dönemlerdeki çalışmalarınız aslında ses oturduktan sonra işinize pek yaramayabilir. Çünkü sesiniz değişecek. Çok tiz bir renginiz varsa birazcık kalınlaşacak. Herkesin kendine göre farklı farklı noktalara ulaşacak ve daha oturmaya başlayacak. Ses özellikle 27-28'den sonra da iyice gerçek şeklini almaya başlayacak arkadaşlar. O nedenle acele etmeyin. Özellikle ben 15-16 yaşındaki gençlerden çok mesaj alıyorum. Diyorlar ki bana, işte hocam sesim benim oturacak mı? Çok ince çıkıyor. Bir türlü kontrol edemiyorum. Acele etmenize gerek yok arkadaşlar. Bu devirlerde bol bol şarkı söyleyin, gitar çalın. Sesinizi zorlamadan şarkı öğrenin, korolara katılın, müzik kulağınızı geliştirin, enstrüman çalmayı öğrenin. Yani önceliğiniz lütfen başka şeyler olsun. Yani sesi tiz çıkardığınız zaman her şey bitmiş olmayacak. Çok tiz sesli bir güzel şarkı söylüyor demek değildir veya çok kalın sesli biri de çok güzel şarkı söylüyor demek değildir. Şarkı söylemenin karşı tarafa aksettirilen güzel duyum hali vardır. Yani karşı tarafı sesinizden, karşıdaki dinleyen kişi sesinizden etkilenecek. Tiz çıkmasından sürekli etkilenmez insanlar birbirinin. Güzel şarkı söylemesinden, güzel duyguyu aktarmasından etkilenirler. O nedenle boş verin bence bunları. Yani sesim tiz çıkıyor, ne yapmam lazım, gırtlağımı nasıl yönetebilirim gibi sorular çok anlamlı değil. Lütfen şarkı söylemeye çalışın. Çok tizlerle uğraşmayın bence. Bir sorumuz var. İyi akşamlar hocam. Entonasyon bozukluğu çözülebilir mi? Demiş Yiğit Can Müzik isimli nikli arkadaşımız. Şöyle diyebilirim size. Entonasyon bozukluğu çözülür mü? Entonasyon bozukluğu hani müzik kulağı olmayan birini farz edelim. Çok zayıf. Yani gitarla şarkı söylüyorsunuz ve ton başka yerde, siz başka yerdesiniz. Herkes başka şeyler yapıyor ve çok kötü bir duyum ortaya çıkıyor. Ben böyle insanlarla çalıştım. Böyle öğrencilerim oldu. Müzik kulağı gerçekten çok zayıf. Tek sesleri bile veremiyor. Fakat şarkı söylerken ilginç bir şekilde, enstrümansız bir şekilde yavaş yavaş tonun içinde kalabiliyor. Ben bu tür öğrencilerimle şöyle çalıştım. Tabii işte burada eğitmenin özelliği çok önemli. Eğer baştan yapamazsın, edemezsin dediğiniz zaman insanlara, zaten onlardan yapmasını beklemeyin. Moralleri tamamen çökecektir. Zayıf kulaklı kişilerin öncelikle bir enstrüman da çalıyorsa, çalabiliyor da çünkü, bir ritim çalabiliyor, bir gitar çalabiliyor, kendi söyleyebildiği, tam tonu oturmayan ama her defasında çıkabildiği yakın bir tona yakalayıp, gitarda da o perdelere transpoze edip, bir kapo takıp, oralardan bir söyleyerek alıştırması gerekiyor kendisine. Entonasyon bu şekilde bayağı toparlanabiliyor. Bunu test ettim ve güzel sonuçlar aldığımı gördüm. Ya da piyano üzerinde bunu çalışmak istiyorsanız, meşakkatli, sabretmeniz gereken bir şey. Ağır ağır, ağır ağır, ağır ağır. Benim öğrencilerimle yaptığım videoları gördünüz. Yani zayıf kulaklara bile defalarca bıkmadan, usanmadan, sakin sakin, ara ara, hep tekrar ederek, iyi bir çalışmayla kulağınızı biraz geliştirebilirsiniz. Mükemmel olur mu? Bunu bilemem. Her şey çünkü bu işte yetenekle alakalı. Bazen öyle bir şey oluyor ki 8 yaşında bir çocuğun müzik kulağı dehşet oluyor. Yani bunu şu şöyleyken bu böyle diye net bir şekilde açıklayamazsınız. Yetenek çok önemli tabii ki ama bozuk entonasyonlar olabildiğince kendi seviyesinin üstüne çıkarılabilir. Bunu net söyleyebilirim. İyi bir çalışmayla. Atakan İhtiyar şöyle bir soru soruyor bize. Merhabalar hocam, ben 18 yaşındayım ve seslendirme ile ilgileniyorum. Sesimi seslendirme adına geliştirmek için hangi alıştırmalara ağırlık vermeliyim? Belki burası yeri değil ama yardımcı olabileceğinizi düşündüm. Bilgilendirirseniz mutlu olurum demiş.
Seslendirme ile ilgili olarak hemen iki olay söyleyeyim size. Bir kere iyi bir şan eğitimi lazım. Bu kesin. Yani özellikle çünkü konuşma tonları kalın tonlardır. Bunları iyi yönetebilmeniz lazım. Sesinizi ışırdatmadan bir spiker tonunda, bir spiker kalitesinde ve parlaklığında konuşmayı becerebilmeniz lazım. Bunun da bir noktası şan eğitimidir. Benim pek çok spiker öğrencim var ve seslerini yönetebilmeyi, beraber daha parlak yerler kullanabilmeyi çalışıyoruz. Eğitim şart bir. İkinci sırada mutlaka bir seslendirmen olmak için diksiyon eğitimi almanız lazım. İyi bir diksiyonunuz olması lazım. O nedenle çok güzel diksiyon kursları var. Mutlaka iyi eğitmeni olan bir kursa katılın. Bunlar TRT spikeri oluyor zaten veya senelerdir bu işle uğraşmış kişiler oluyor. Lütfen takip edin, araştırın. Dediğim gibi şan eğitimi de gerekli, spikerlik diksiyon kursları da gerekli. Bir sorumuz daha var. Portia Velis. Merhabalar hocam. Ben konservatuar sınavına hazırlanıyorum. Tiyatro bölümünden sınava gireceğim. Fakat ikinci aşamada kulak sınavı olduğunu öğrendim. Sesim kötü veya doğru kullanamıyorum. Emin değilim. Çalışarak şarkı söylerken kötü çıkan sesimi güzelleştirebilir miyim? Ya da daha doğrusu sesimi doğru kullanmayı öğrenirsem en azından sınavdan geçebilecek düzeye gelebilir miyim? Şimdiden teşekkürler. Şu zor bir soru. Çünkü tiyatro bölümlerinin sınavlarında arkadaşlar, evet, bir oyun oynuyorsunuz, bir piyes, tirat. Fakat bunun dışında şarkı da söyletiyorlar. Çünkü biliyorsunuz ki işimiz sahne. Bir şarkıcının da yeri sahnedir, tiyatro oyuncusunun da yeri sahnedir. Aynı yerden beslenirler. Sahne üstünde bir şarkıcı da aslında bir tiyatrocu kadar oynar. Bir oyuncu da şarkıcı kadar olmasa da şarkı söyleme becerisini geliştirmek zorundalar. Bunlar bir bütün. Tiyatrocu öğrencilerim var, sahnede olan öğrencilerim var. Onlarla zaman zaman böyle çalışmalar yapıyorum. Şarkı söylüyoruz, şarkılar çalışıyoruz. Fakat herkesin yeteneği aynı değil. Bunu kabul etmek lazım. Özellikle tiyatroda farklı oluyor. Ben size şöyle bir şey tavsiye edeyim. Müzik kulağınızı geliştirmek istiyorsanız, tiyatroya hazırlanan, bu sorunun dışında bir şey cevap vereceğim. Çünkü bu sorunun cevabı tamamen yeteneğinizle alakalı diyebilirim. Yani eğer sizin bir müzik kulağınız yoksa, şarkı söylemeyi iyi yapamıyorsanız, iyi şarkı söyleyemiyorsanız şu anda, kısa süreli bir eğitimle çözebileceğiniz bir nokta değil bu. Fakat bunların ötesinde, tiyatroya yeni başladınız, yaşınız 15-16, çok seviyorsunuz ve geleceğe bir temel atmak istiyorsanız, bir numara, çocuk şarkılarıyla başlayın. Biliyorsunuz tiyatro sadece ağır dramalar oynanan bir yer değildir. Çocuk oyunları da oynanır. İyi çocuk şarkısı söyleyin arkadaşlar. İyi marş söyleyin. Başka şeylere yönlendirin kendinizi. Bakın sadece öğrenin demiyorum. İyi söylemeye çalışın bu çocuk şarkılarını. İyi mimikler, iyi yüz ifadeleri, iyi hareketlerle güzel bir tonda bu şarkıları söyleyin. Müthiş bir başlangıç olacak sizin için. Bana inanın ve mutlaka deneyin bunu. İşte ben Sezen Aksu şarkısı söyleyeceğim, ben böyle yaparsam daha havalı olurum diye lütfen düşünmeyin. Tiyatroda böyle bir kural yok. Çok açık bir denizdesiniz. Ha müzikale hazırlanıyorsanız elbette sesiniz olmak zorunda. Ama siz başlangıç için mutlaka çocuk şarkılarından başlayın. Benim tavsiyem budur. Şimdi önemli bir konuya geldik. Sade Nur Yaz şöyle bir soru sormuş. Hocam yeni öğretmenim, bana yardım edin. Ders anlatırken nefesim tıkanıyor, yetmiyor, sürekli konuşuyorum ve nefes yok. Şimdi şöyle, çok doğru. Şu an benim konuşma tempom bayağı hızlı. Size enerjik bir şekilde bir şeyler anlatıyorum ama bu bir ders olsaydı ve ben sabah 9'da okula girip akşam 4'te çıkıyor olsaydım, günde yaklaşık 6 saat, 7 saat ders demek bu arkadaşlar, konuşma tempomu düşürmek zorundaydım. Yani bu şu demek. Bir dersi anlatıyorsanız sakin sakin anlatacaksınız. Ağır bir şekilde anlatacaksınız. Başka yolunuz yok. Sakin sakin konuları çok tekrarlamadan, eğer yavaş anlatırsanız çünkü defalarca aynı şeyi anlatmanıza gerek kalmaz. Karşıdakiler bir kere de bu ağır anlatmanız sayesinde anlattığınız şeyi anlarlar. O nedenle buna çok dikkat edin lütfen. Temponuz yavaşlasın. Bazı öğretmen arkadaşlarım geldi, çalıştık. Seslerinin nodül olabiliyor, hastalık olabiliyor. Ne yaptık? Çaremiz bitti. Kalabalık bir sınıf, 50 kişi öğrencileri var. Artık 6 saatin sonunda
ses bitmiş oluyor. Bir de eve gidip çocuğuyla zaman geçirmesi gerekiyor. Çocuklar küçükse onlara da efor harcıyor. Okulda yapacağınız şey şu. Bir tane mikrofonlu bir amfi alın. Şaka değil, yapacak bir şey yok. Ya belinize takıp gezilen bir şey alın. Ya da masada konuşuyorsanız masaya konulan bir şey alın. Küçük bir şey alın ama taşınabilir olsun. Yaka mikrofonunu veya ağız mikrofonunu buraya yerleştirin ve öyle konuşun. Çünkü 50 kişiyi bastırmak imkansız. Ha siz daha küçük bir kolejde 6-7 tane öğrenciniz varsa buna ihtiyacınız yok. Ama kalabalık bir sınıfta ne yapabilirsiniz? Yani bir öğretmenin durumu çok zor. Sesini kontrol edebilmesi ne kadar kolay olabilir? Bence çok çok güç. Alternatif yönteme başvurun. Hiç utanmayın, çekinmeyin. Kendinize bir amfi alın arkadaşlar. Bir yaka mikrofonu, bir yandan mikrofon. Hangisi denk geliyorsa gidin. İstanbul'da biliyorsunuz her yerde vardır ama tünel tarafında pek çok bu işleri yapan, bunları satan kişiler var. Gidin, test edin, deneyin. Öğrenin nasıl kullanıldığını, ondan sonra bence uygulayın. Nefessiz kalıyorsanız temponuzu düşürün ve çok güç harcamanız gerekiyorsa lütfen bu dediğimi yapın. Şimdi burada bir soru gelmiş. Rita Oran Nikli arkadaşımız. Merhaba hocam, şan eğitiminin sese yararları ve zararları nelerdir? Tek bir cevabım olacak. İyi eğitmen sesinizi ileriye, kötü eğitmen sesinizi kötüye götürür. Şan eğitiminin bir zararı yoktur. Eğitmeni seçmeniz sizin için çok önemlidir. İyi eğitmenle kötü eğitmen arasında dağlar kadar fark olabilir. Bir tek buna dikkat edin. Murat isimli arkadaşımız şöyle demiş. Selam, bir sorum olacaktı. Tam olarak kaç yaşında oturuyor ses demiş. 18 mi, 20 mi, 20 küsür mü? Yani böyle 18 mi, 20, 20 küsür mü hakikaten komik bir soru olmuş. Arkadaşlar yaklaşık olarak ergenlik çağını düşünün. Blue çağına geçiş, tam o aradaki bir yaşı düşünün. Kaç oluyor? 16, 17, 18. Herkese göre birazcık değişse de yaklaşık bu yaşlarda ses ilk keskin değişimini yaşıyor. Sonra 30'a doğru daha da oturarak 30'a kadar daha da oturuyor, daha da yerleşiyor sesiniz. Daha size ait tok, pesleri, tizleri belli olan bir renk oluyor. 35-40 iyi bakarsanız 60 yaşında bile inanın bana 35-40 yaşındaki gibi sesiniz olur. Tertemiz, pırıl pırıl olur. Telefon açtığında insanlar o sağlıklı sesi duyarlar ve sizin sesiniz her zaman genç kalır. Sesinize iyi bakın. Her şeyden önemlisi bu. Bir sorunuz daha var. Alexander Supertramp isimli arkadaş. Hocam videonun sonunda burnundan ya da boğazınızdan şarkı söyleyin. Ha evet şunu tekrar. Evet, Alexander Supertramp isimli arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. Hocam videonun sonunda burnundan ya da boğazından şarkı söyleyenleri çok sık dinlemeyin dediğinizde çıkarttığınız ses bana Muse'u hatırlattı diyor. Sizce Matthew Bellamy nasıl bir vokal? Muse çalışmak faydalı olmaz mı? Özellikle diyafram açısından. Kritik bir soru. Şimdi arkadaşlar, Muse'un solisti veya başka bir solist. Kimi diyebilirim? Ben burundan ve çok gırtlaktan söyleyenleri çok sık dinlemeyin dememin bir sebebi var. Ben de rock müziği çok seviyorum. Senelerce Bon Jovi dinledim, bayılırım. O tarzda söylemeyi de severim. Fakat devamlı olarak bunu dinleyip bunu uygularsanız ve bir eğitimle bunu bir şekilde dengelememişseniz sesiniz çok yorulmaya başlar. Ve nasıl kontrol edeceğinizi de bilmediğinizden dersiniz ki bu adam hep böyle şarkı söylüyor. Ben de öyle söylersem bana da bir şey olmaz. Ama aslında o görüldüğü gibi değildir. Yani pek çok kişi, pek çok rock şarkıcısı zaman zaman ameliyat olabilir. Sesi çok yoğun kısılıyor olabilir. Ve zaman zaman eğitime başvuruyor olabilir. Bunları söylemezler ama bunları bilmezsiniz. O nedenle siz mutlaka ne olursa olsun benim dediğimi dinleyin. Çok burundan söyleyen ve çok gırtlaktan söyleyen kişileri fazla örnek almamaya çalışın. Dinleyin, dinlemeyin değil. Dinleyin. Ama örnek almamaya çalışın fazla. Siz daha kaliteli, parlak, temiz renk kullananları da dinleyin bol bol ki bir dengeniz olsun. Tabii bunu eğitimle mutlaka doğruyu yanlışı sesinizde gösterecek bir eğitmenle bunu öğrenin. Ha buradaki diyafram açısından Muse'un vokali etkili olur mu? Yani eğer şarkıları, diyaframı geliştiren, uzun notları iyi tutan bazı teknik beceriler gerektiriyorsa neden olmasın, olur tabii ki. Yani biz de çocukluğumuzda Levent Yüksel dinleyerek büyüdük, işte Bora Öztoprak dinledik, başka şarkıcıları dinledik.
pek çok iyi vokali, Dio dinledim ben, çok severim. İşte dediğim gibi Bon Jovi dinledim. Farklı farklı kulvarlarda çok kişi dinledim. Hepsinin sizin üzerinizde bir etkisi olur. Ama konservatuar yıllarında şan eğitimi aldıktan sonra bütün bu dinlediklerimi değerlendirme fırsatım oldu. Ya dedim ki ben bazı şeyleri yapıyormuşum ama bunlar aslında beni tökezletiyormuş, farkında değilmişim. O bakımdan size diyorum arkadaşlar, sesinizi bir eğitmenle bir test edin önce. Neler yapabildiğinizi o size anlatsın ve size bak şunu yaparken lütfen dikkat et desin. Ve biliyorsunuz yani trash vokaller de var. Sesini tamamen bozarak okuyorlar ve onlar da bir şekilde sağlıklı kalacak bir şey yaratmaya çalışıyorlar. İyi, brutal yapanlar var. Ama ben çok sık tavsiye etmiyorum size. Bunları çok sık tavsiye etmiyorum. Risklidir arkadaşlar. Risk var bu işte. Unutmayın. The Game of Life isimli nickli arkadaşımız. Merhabalar hocam. Yakında bir müzik yarışmasına katılacağım. Ama türkümdeki namelerim eksik kalıyor. Ne yapabilirim? En zor soru. Çok zor bir soru. Türkü'deki nameleriniz eksik kalıyorsa bunu direkt çözmeniz çok kolay değil. Ben her zaman şunu tavsiye ediyorum. Bir name yapmak istiyorsunuz ve name size zor geliyor. Ya onu yapmak için 6 ayınızı vereceksiniz. Elinize bir bağlama alacaksınız. Tek tek o nameleri oturtana kadar yapacaksınız. Bıkmadan, usanmadan. Ya böyle çalışacaksınız ya da kısa sürede bir şey halletmek istiyorsanız o nameyi değiştireceksiniz. Başka çareniz yok. Nameyi sizin yapabileceğiniz kadar kolaylaştırmanız lazım. Başka bir hale dönüştürmeniz lazım. Bu kadar kısa sürede zor olan bir nameyi çevirmeniz kolay değil. Ama 6 ay, 1 sene ben hocam bunu çalışacağım diyorsanız o zaman yapabilirsiniz. Her türlü nameyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Buna emin olun. İbo Mamedov isimli arkadaşınız. Hocam diyafram çalışması sayesinde sesimizi daha iyi yapabiliyor muyuz? Yani sesimizin değişmesine bir etkisi oluyor mu? Azerbaycan'dan sevgiler, 15 yaşındayım ve sesim normal. Çok da iyi değil ama neler yapabilirim diyor. Bu soru bana en çok sorulan soru. Yani diyafram ne olursa sesim güzelleşir mi? Arkadaşlar diyafram nefes kullanma becerisi. Diyaframınızı geliştirerek söyleme becerinizi geliştirirsiniz ama diyafram direkt olarak sizin iyi şarkı söylemenize etki etmez. Yani böyle bir garanti yok. Şarkı söylemek başka bir şeydir. Diyafram geliştirmek başka bir şeydir. İkisinin de birbirine etkisi vardır. İyi diyafram ve iyi söyleme bir araya geldiği zaman çok daha iyi bir sonuç çıkarır tabii ki. Ama sadece iyi diyaframı olan biri iyi bir şarkı söylemez. Bunu unutmayın. Şarkı söylemenizi, pratiğinizi arttırmanız lazım. Mutlaka çok şarkı söyleyin. Dediğim gibi enstrüman çalın. Korolara katılın. Sesinizi geliştirecek her şeyi yapın. Yoksa gelişmez. Şarkı söylemekten çekinmeyin. Her yerde şarkı söyleyin arkadaşlar. Sesim kötü, ben söyleyemem, ben korkuyorum, ben şimdi söylemeyeyim. Bunlar size faydası olacak şeyler değil, tam tersi. Ben şimdi bir deneyeyim, sesimi kullanayım, hadi şarkı söyleyelim. Böyle olun, böyle bakın bu işe. Game Over 42. Hocam merhaba, burundan nefes almakta zorlanıyorum. Ağızdan alıp şarkı söylesem olur mu? Şarkı söylerken daha çok zaten ağızdan nefes alırsınız arkadaşlar. Burundan nefes... Bazı uzun notlardan önce olabilir şarkı içinde. Uzun bir bölüm başlayacaktır. Siz onun öncesinde alırsınız nefesinizi başlarsınız. Ama şarkı içinde küçük balık nefesi tabir ettiğimiz minik nefeslerin arasında böyle derin derin burun nefesleri alamazsınız zaten. Burun nefesleri diyafram çalışırken gereklidir. Uzun notlardan önce gereklidir. Şimdi sizin sorduğunuz soruda şöyle bir şey var. Burundan nefes alamıyorum. Yani burnunuz tıkalı olabilir. Eğer burnunuzda bir et sorunu varsa mutlaka bunu bir şekilde çözmeniz lazım. Hemen bir foniatri kliniğine gidiyorsunuz. Burnunuzu, boğazınızı, ses tellerinizi gösteriyorsunuz ve mutlaka bunu çözüyorsunuz. Burnunuz tıkalıysa çünkü sesiniz sürekli olarak bu şekilde çıkmaya başlayacaktır. Ya böyle şarkı söyleyemezsiniz. Sizi mahveder. Nefessiz bırakır. Eğer böyle bir sorun varsa kliniğe, yoksa artık iki türlü de nefes kullanabilirsiniz şarkı içinde. Hatta şarkı içinde dediğim gibi bol bol ağızdan nefes alın. Ağızdan nefes alsanız bile karnınızı alın, diyaframınızı alın, unutmayın. Asya Tilbe Gündüz şöyle bir soru sormuş. Merhaba, ben 7. sınıftayım. Ayrıca 8. sınıfta şan ve piyano dersi almak istiyorum. 3 yıldır gitar çalıyorum ve daha önce 5-6 defa kalabalık seyircili sahnelere çıktım. Okul korosunda solist olarak görev aldım ve müzik kulağım çok iyi olduğunu söyler müzik öğretmenlerim.
Ben de Güzel Sanatlar Lisesi'ndeki sıradaki hedefim olarak belirledim. Aslında biraz sesimi zorlayan şarkılar seçiyorum. Çünkü sesimi açmak ve ses oktavımı genişletmek istiyorum. Halil Sezai, İsyan, Rolling in the Deep gibi şarkılar tercih ediyorum. Tabii ki sesimin oturması henüz 5-6 yılım var. Sesimin oturması için 5-6 yılım var. Fakat sizce bu tür şarkı seçimleri yapmakta doğru mu ilerliyorum? Yoksa hafif ve daha kolay şarkılar mı söylemeliyim? Sesiniz yetiyorsa hiçbir sorun yok arkadaşlar. İstediğiniz şarkıyı söyleyebilirsiniz. Sesiniz zorlanıyorsa o zaman değiştirin. Başka hiçbir şey diyemeyeceğim bu konuda. Esma Soykan şöyle bir soru soruyor. Merhaba, ben 6 seneden beri korodayım. Bu sene büyük bir gruba, Türk Sanat Müziği Korosu'na katıldım. Fakat korodaki insanlar çok büyük ve deneyimleri de oldukça fazla. Koro şefi bana sesimin oturduğunu ve çok fazla çalışmam gerektiğini söyledi. Başka bir müzik hocam da sesimi geliştirmemi söyledi. Ben de şan eğitimi alsam mı diye düşündüm. Sesimi geliştirmem için ne yapmalıyım sevgiler? Bir kere doğru yerdesin. Esma'cığım, korolarda olman bu yaşında doğru bir yaklaşım. Mutlaka korolardan ayrılma. Bir hocan senin sesini beğenebilir, bir hocan geliştirmen gerekiyor denebilir. Ben sana net söyleyeyim, sesini her zaman geliştirmen gerekiyor. Daha yaşın çok erken. Daha önünde 20-30 sene var. Sesini sürekli geliştireceksin. Hemen enstrüman çalmaya başlıyorsun. Hemen. Neye yetenekliysen, gitar istiyorsan gitar, piyanoysa piyano, kemansa keman. Neyi seviyorsan bir enstrüman çalarak 10 seneni en az geçireceksin. İyi seviyeye gelene kadar. Ondan sonra zaten sesin de aynı paralellikte gitmeye başlayacak. Şimdi Toprak Özdemir şöyle bir soru soruyor. Hocam ben gitar çalıyorum ama müzik kulağım da var fakat şarkı söylerken çok detone oluyorum diyor. Demek ki gitara uyamıyorsun. Toprak. Ya gitarın tonlarını sana çok pes geliyor ya da pis kalıyor. Kendi tonunu bulman lazım. Al kapoyu, deneye deneye bak. Ha, ya da bir eğitmenle baksan, gitar çalan iyi bir eğitmenle baksan zaten çözersin bunu ama muhtemelen bir sorun var. Yani gitar başka bir şey çalıyor, sen başka bir şey söylüyorsun detone olurken. Bu ikisini bütünleştirmen lazım. Yanlış tonda söylüyor olabilirsin, buna dikkat etmelisin. Bir sorumuz var, NX Live TV. Merhabalar, ben 14 yaşındayım ve sesim kalın. Ama kafa sesi ve diğer yüksek notalara çıkabiliyorum. Şan dersi almalı mıyım? 14 yaşındasın, neden olmasın? İyi bir eğitmenle, sesinin genişliğini anlaman için ve nasıl çıkarman gerektiğini öğrenmen için çalışmalar yapabilirsin. Bir koroya katılabilirsin. Mutlaka bunlardan birini tercih et. Bir enstrüman çalabilirsin. Bunların hepsini yap. 17-18'e gelince daha sesinin genişliğini net anlayacaksın. Şu an erken biraz. Hocam ben müzik öğretmenliğine hazırlanıyorum. Ezgi tekrarında sorun var. Aklımda kalmıyor, unutuyorum. Ne yapabilirim? Lütfen yardımcı olun. Buglem Kutlu yazıyor bunu bana. Ezgi tekrarıyla alakalı olarak yapacağınız şey şu. Eğer uzun melodiler size zor geliyorsa, öncelikle kısa melodileri ağırlayın. Çok ağırlıklı çalışın. Yani kısa kısa melodiler sürekli olarak. Uzun bir melodi çalışmak istiyorsanız ikiye bölün. Üçe bölün. Bunu ikiye bölerek sürekli çalışın o melodiyi. Sonra tamamını yapmaya çalışın. Arkadaşlar, melodi tutmak zaman ister. Hemen olmaz. Yani başladığınız gibi uzun melodiyi aklınıza yazamazsınız. Yavaş yavaş, bir sene, iki sene iyi çalışarak geliştirirsiniz bu tür şeyleri. Ha bir de daha iyi olsun istiyorsanız enstrüman çalın. Bir enstrümanla uğraşın, iyi seviyede. Bir gitar, ne istiyorsanız, bağlama. Size uygun ne varsa mutlaka enstrümanla çalışın. O zaman daha uzun melodileri tutabildiğinizi göreceksiniz zaten. Ehmedo Mebut şöyle bir soru sormuş. Hocam ben 18 yaşındayım. Sesim ne zaman açılabilir? İstediğim efekti vermiyor, yardım edebilir misiniz? 18 yaşındasın, sesin artık blue çağı geçti. Yavaş yavaş oturma dönemine girdi. Sesin şu an istediğin gibi olmayabilir. İstediğin şeyleri yapamıyor olabilirsin. Tabii burada yazdıklarından, müzik kulağının ve yeteneğinin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Ama sesini geliştirmen için çabalama dönemine başlayabilirsin. Mutlaka iyi bir ses eğitmeniyle tanış, onunla beraber bir yola çık. Ve kendini 2 sene, 3 sene çalışarak geliştirmeye çalış. Bence artık o zamana gelmişsin. Rauf Rauçiknikli arkadaşımız. Merhaba hocam, ben Azerbaycan'dan yazıyorum. Ben 15 yaşındayım. Vokal sesine sahibim. Rica etsem benim sesimi dinler misiniz? Gönderin dinleyeyim. Bu soruların altına, sorularınızın altına videolarınızı da yerleştirin arkadaşlar. Video linklerini koyun bakayım. Mustafa Ercan şöyle bir şey soruyor.
Hocam öncelikle teşekkür ederim. Kendi adıma gerçekten çok güzel bir video olmuş. Emeklerinize sağlık. Diyafram egzersizleri videosuna yazıyor. Sesiniz çok güzel. Ben 5 yıldır gitar çalıyorum ama söylemekte sıkıntı yaşıyorum. Detone olmuyorum ama çıkışlarım sıkıntılı. Sesim hangi sesten olduğunu nasıl belirleniyor hiç bilmiyorum. Yani birazcık karışık yazmış ama yani tonlarımı bulamıyorum diyor şarkı söylerken. Hangi tonda okuyacağımı tam anlamıyorum. Transpose de yapamıyorum diyor dediğim gibi. Bu konuda bilgilendirir misiniz? Nota bilgim var ama şarkıların hangi notadan sesten olduğunu bilmiyorum. Nasıl anlıyoruz bunları diyor akorlara bakınca. İyi gitar çalman lazım. Çok iyi bilmen lazım bu işi. En basiti kaboyal. Şimdi bir kere şöyle düşünün. Genellikle eğer bir bayan şarkıcının şarkısını söylemek istiyorsanız erkek şarkıcılar bunu 4 ses kalınlaştırsınlar. Yani kapoda atıyorum la minör pozisyonundaysa kapoyu 4 perde aşağı taşıyın. Bir erkek şarkıcıyı söylemeye çalışıyorsanız zaten aynı tonlara yakın durabilirsiniz. O ayrı. Yani yarım ton aşağı, yarım ton yapabilirsiniz ama bir erkek şarkıcıyı bayan şarkıcı erkek şarkıcının tonundan söylemek istiyorsa yani şöyle anlatayım. Bir erkek şarkıcının şarkısını bir bayan seslendirmek istiyor ama tonunu arıyor. Burada da şunu yapsın. 5 ton 5 perde gitarda tizleştirin. Yani 5 perde piyanoda da 5 yarım ses demektir. Temel olarak bu kadar anlatabilirim buradan. Aslında tabii ki iyi bir eğitmenin size destek olması lazım. Hilda Yüksel şöyle bir soru sormuş. Nerede ders veriyorsunuz? Stüdyom var arkadaşlar. Emre Yücelen Stüdyo. Google'a yazarsanız da çıkar. Her yerde de görürsünüz. Facebook'ta da sayfamız var Emre Yücelen Stüdyo diye. Oradan da bulabilirsiniz. www.şamdersi.com iletişim adreslerinden de bulabilirsiniz. Burada İstanbul'dayım. Murat Yıldırım şöyle bir soru soruyor. Merhaba hocam. Öncelikle bu güzel video için teşekkür ederim. Müzik kulağım iyi. Daha doğrusu konuştuğum bir müzik hocası müzik kulağımın çok iyi olduğunu söyledi. Fakat benim şöyle bir sorunum var. Bir yetenek sınavına hazırlanmak için yeterli bir sene yetenek sınavlarına hazırlanmak için yeterli bir süre mi? Yoksa daha mı fazla zaman gerekir? Bir sene fena değil. Tam bir sene çalışacaksan iyi bir sonuç bence. İki sene daha iyi tabii ki. Ama bir sene kötü değil. Nereye çalışacağın, hangi okula çalışacağın önemli. Hangi konservatuara çalışacağın önemli. Hepsinin soruları başka. Ağırlığı başka. Bazılarında dikte soruyorlar, bazılarında dikte sormuyorlar. Ona göre değişir. Bazı okulların sınavları ağırdır, bazıların kolaydır. Bazı bölümlerin ağırdır, kolaydır. Önce bu okulları ara. De ki ben sınavlara hazırlanacağım. Sorularınız, hangi konulardan soruyorsunuz? Nasıl bir çalışma planı izlemeliyim? Bunları okulları arayarak sorabilirsiniz arkadaşlar. İnternette yazmanıza gerek yok. Arayın okulları sorun. En güzel bu şekilde çözüm alırsınız. Başak Hayat isimli arkadaşımız şöyle bir soru sormuş. Rockçıları nasıl çalıştırdığınızı merak ediyorum. TSM söylediğinizde sesiniz güzel çıkıyor diyor. Şimdi rockçıları nasıl mı çalıştırıyorum? Arkadaşlar tür ayrımı yok. Ben İTÜ Ses Eğitimi bölümü, halk müziği sanat dalı mezunuyum. Yaptığım albümler genelde pop ve rock ağırlıklıdır. Ama benim çok türkücü, sanat müzikçi, işte ne diyeyim, alternatif müzikle uğraşan, operacı, her türde öğrencim oldu. Rockçı da öğrencim çok oldu ki rock müziği de çok severim. Temel teknik değişmez. Temel teknik değişmez arkadaşlar. Ses eğitiminin tekniği sabittir. Ama ben elimden geldiğince butik bir şey yapmaya çalışıyorum. Yani çünkü kişiye özel bir şey yapmaya çalışıyorum. Herkesin ses becerisi aynı değil. Herkesin ses rengi de aynı değil. Herkesi aynı şekilde çalıştırırsanız karşınızdaki çok iyi faydanız olmayabilir. Rock söyleyen öğrencilerimi söylediği şeylere göre daha önceki videolarda anlatmıştım. Sesinin çok boğazına gitmemesi, çok burundan söylememesi gibi belli yerlerde onu tutmaya çalışıyorum. Ama tabii rock müziğin içinde o gırtlağa yüklenmeler, bazı havayla karışık ses çıkarmalar vardır. Bazılarını da özgür bırakacaksınız karşınızdaki. Ama rock çalışmalarımız çok keyiflidir. İnternete bakabilirsiniz. Umut Kuzey, Kaan Tarıman. Onlarla beraber çok çalıştım. Onların çalışmalarını izleyebilirsiniz. İbrahim Kocabas'a şöyle bir soru sormuş. Müzik kulağı hiç solfej bilgisi olmadan enstrüman dinleyerek gelişir mi? Evet gelişir İbrahim. İyi enstrüman çalarsan müzik kulağını ağır ağır geliştirmeye başlarsın. Solfej de buna katarsan çok daha iyi hale gelir. Olay budur. Şimdi Akın Mutlu'nun iki sorusu var. Akın Mutlu aktif.
Öncelikle teşekkür ederim demiş. 1. Hocam benim müzik kulağım var. Sesim de güzel ama çok güzel olmasa da fena değil. Şan dersi almadan iyi yerlere gelmek zor mudur? Maddi durumda pek iyi diyemem. Yani hoca tutmam zor. Alternatif rock grubunda vokal gitaristliği yapıyorum. Paran yok. Diyorsun ki nasıl kendimi geliştireceğim? Şan eğitmeni olmadan gelişir bu iş. Ha, bu da zor. Haklısın. Fakat belli yere kadar gidebilirsin. Bu dediklerimi göz önüne alırsan dersin ki ben sesimi zorlamadan tonlarımı doğru seçiyorum. Temiz şarkı söylüyorum. Stüdyo olan bir ortamda gürültü içinde kendimi yormamaya çalışıyorum. Mikrofon ayarlarımı iyi yapıyorum dersen sana epey sene kazandıracak bu. Çok öğrencim var. Ekonomik sıkıntısı olan, benim burs verdiğim öğrencilerim de var arkadaşlar. Çok yetenekli bulduğum insanlara ben burs da veririm. Hiç böyle bir kaygım yok. Ama seviyeniz belli bir seviye, orta seviyelerdesiniz. Karşı taraftan yardım istiyorsunuz. Yani diyorsunuz ki hocam hadi bana yardım et, bana yardım et. Bu kadar kolay değil. Biz de eğitim aldık ve biz de eğitim yıllarımızda çalışmak zorunda kaldık arkadaşlar. Yani biz de dışarıda sürekli olarak müzik yaptık, para kazanmaya çalıştık. Veya müzik yapmadıysanız başka bir şey yaptık. Yani bazı şeyleri elde etmek mücadeleyle olur. Elinizden geleni yapın. Çalışın, çalışmak ayıp değildir. Kazandığınız paranızla ileride bir eğitmenle çalışın. Veya kendinize yatırım yapacak bir şey yapın. İyi bir tar almak da iyi bir yatırımdır kendinize. Veya başka bir şey yapmak da. Böyle düşünün lütfen. Yani sadece işte herkes bana yardım etsin. Herkes yardım etsin. Ama böyle bir şey yok. Hepimiz aynı yoldan geçiyoruz. Yani hiçbirimiz çok kolay hayatlar yaşayarak ilerlemiyoruz. İkinci sorusu. Hocam bir de sesi dalgalandırmayı yani vibrasyon benim anladığım kadarıyla. Nasıl yapıyorsunuz? Hep yapmak istediğim şeyler arasındaydı. Bunun tekniği ve egzersizi nedir demiş. Şimdi vibrasyon. Düz ses. Yani sesi dalgalandırma. Vibrasyon. Farklı farklı sistemleri var. Vibrasyon hızlı ve yavaş şekilde farklı hızlarda yapılabilir. Candan Erçetin örnektir. Çok hızlı vibrasyon yapar. Bora Öztoprak örnektir. Çok hızlı vibrasyonu vardır. Genelde Fransız şarkılarında çok kullanılır bu hızlı vibrasyonlar. Ağır vibrasyon operada çok kullanılır. Pop şarkılarında çok kullanılır. Whitney Houston kullanır. Atıyorum yani dünyadaki pek çok şarkıcı, türkücü dahil ağır vibrasyonu çok kullanır. Bir Türk sanat müziği ağır vibrasyonu. And I. Mesela bu ağır vibrasyonu çok kullanırlar. Vibrasyon ağır veya hızlı olarak değişebilir. Bunu demek istedim. Çalışırken nasıl çalışabilirsiniz? Yani yarım ses oynar. Önce ağır ağır çalıştırın kendinizi. Araba çalıştırmaya benzer arkadaşlar. Biraz komik bir tabir oldu ama hakikaten öyle. Şarkı içinde de, tabii bu çok kısa anlatabiliyorum ama tek tek seslerin hepsinde çalışmanız lazım kalından inceye doğru. İyi bir çalışma süresiyle yavaş yavaş sakin sakin bunları yaparsanız belli bir noktaya gelebilirsiniz. Tabii dinleyeceğiniz şarkıcılar da önemli. Bunları iyi yapan şarkıcıları örnek alırsanız kendinize zaten onunla beraber yapa yapa gelişebilir bu. Ama araba çalıştırmayı unutmayın. Yavaş yavaş. Başak Hayat bir başka soru daha sormuş. Hocam kafa sesini nasıl çıkartıyorsunuz? Herhangi bir kafa sesi videonuzu bulamadım diyor. Kafa sesinin çıkartılmış biçimi, şimdi şöyle düşünün. Kalın sesler göğüs sesleridir. Oluşum biçimi, oluştuğu bölge daha çok buralardır. Elinizi göğsünüze koyarsanız sesin burada çok fazla titrediğini görürsünüz. Çünkü ses zaten şuralarda oluşmaya başlıyor. Daha sonra daha ince sesler. Daha fazla ağız içinize gelmeye başlar. Bundan sonrası daha fazla diş bölgesi.
başlar. Yaklaşık olarak herkes de değişiktir bu. Yani bas bir ses de başka notaya denk gelir, bariton bir ses de başka notaya, tenor da başka notaya. Bu kafa sesine yaklaşma, yani ve işte kafa sesi bölgesi. Gördüğünüz gibi konuşmam bile bu renkte olabilir arkadaşlar. Tamamen bu şekilde. Kafa sesi bölgesi bu. Yani hacimsiz, göğüs sesinden uzakta. Bunu şöyle anlatabilirim size. Göğüs sesi, alttaki kalın sesler ve tamamen ince sesler. Göğüs sesi, kafa sesi, bu ikisinin birleşmesiyle de beraber tam ses oluşur. Yani ikisi birbirinden çok farklı şeyler. Oluştuğu bölgeler de çok farklı. Kafa sesi nasıl çıkartılır? Sesinizi inceltmeye başladığınız zaman zaten böyle bölgeyi yakalamanız gerekiyor. Bol bol deneyebilirsiniz bunu. Bu içinde göğüs sesi olan etli rengi. Kafa sesi. Bilmem anlatabildim. Bilge Dal şöyle bir soru sormuş. Merhaba, ben de lise 1 öğrencisiyim. 15 yaşındayım. Arkadaşlarım, ailem, yakın çevrem sesini beğendikleri hakkında sürekli yorumlar yapıyorlar. Ben şarkı söylemekten fazlasıyla hoşlandığım için günümün büyük bir çoğunluğunu şarkı söyleyerek geçirmeye çalışıyorum. Daha iyi ve güçlü şarkıları söylemeye bayılırım diyor. Geçen senelerde sesimin gerçekten çok kötü bir rengi vardı. Ben o zamanlarda bıkmadan usanmadan kulaklığı yüksek sesle açıp kendimi duymayacak, sadece şarkıcının sesini duyacak şekilde her gün çalışıyorum diyor. Zamanla sesim daha iyi oldu. Şarkıları nasıl söylemem gerektiğine alıştım ve sürekli söylemeye devam ettim. Ve fark ediyorum ki günden güne ben şarkı söyledikçe, kendime güvendikçe sesimi her zamankinden daha iyi kullanıyorum. Ama şimdi sizi dinlediğimde çok zor parçalar seçmemeniz gerektiğini, sesinizi yormamanız gerektiğini gibi şeyler söylemişsiniz diyor. Ben de hep Türkçe tarzında şarkıları yakıştırmadıkları için bunca zamandır yabancı şarkılar söylüyorum. Ve hala da yabancı söylüyorum diyor. Acaba ben ne yapmalıyım? Çok daha iyi olduğunu düşündüğüm, hatta düşündüğünüz sesimi daha kötü bir hale mi sokuyorum diyor. Acaba okuyup bana yardımcı olur musunuz? Kritik bir soru. Şimdi şöyle düşünmek lazım. Herkesin yeteneği aynı değil. Eğer ses renginiz, şarkı söyleme biçiminiz, boğazınızda bir yanma olmadan temiz şekilde bir seviye daha üst zor parçaları söylemeye yetiyorsa söyleyin. Ama bunu söylerken boğazınız açıyorsa, bir süre sonra sesiniz kısılıyorsa, yıpranıyorsanız, bunu hissediyorsanız o zaman söylemeyin. Çok basit bir cevap var. Ama tabii bunları yaparken yanınızda bir eğitmen olursa o zaman ballı kaymak. Yani en azından ne yaptığınızı özgürce yaparsınız. Karşıdaki de der ki bak burada yanlış bir şey yapıyorsun. İçiniz rahat eder. Zaten eğitmenin aslında sizle yaptığı şey size arkadaşlıktır. Bir konuda çok daha iyi bilen bir kişi sizle arkadaşlık yapar. Onun bilgilerini öğrenmek için çabalamak değil bu iş. Yani kendini anlatan biri değil bir eğitmenin vasfı. Sizle arkadaş olmalı. Siz de kendinize arkadaş olacak insanları iyi seçin. Böyle diyeyim size. Yani hem eğitmen olarak hem de sizden daha bilgili olan müzik öğretmenleriniz de vardır. Yani kendinize yakın hissettiğiniz kişilere sorun. Anlatın, söyleyin. Onlar da size fikrini söylesinler. Öyle anlatabilirim. Peki arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Soruları yazmaya devam edin. Ben vakit bulduğum sürece bu sorularınızı videolu olarak size yanıtlamaya çalışacağım. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Sevgi, saygıyla kalın. Bay bay.